Söğüt'ü Yassı Çemen Savaşı'ndan sonra bir ihtimale göre önce 1220'lerde diyen var, Enveri der bunu. 1220'lerde Ahmedi ve Neşri, bunlar şeydir, o günün tarihçileridir. Ahmedi ve Neşri Yassı Çemen Savaşı'ndan sonra der. Ama her halükarda 1230'lardan sonra Ertuğrul Gazi'ye kılıç hakkı olarak Hanlı Pazarı ve Karacahisar Kalesi'ni veren Alaaddin Keykubat burayı Söğüt'ü ve Domaniç'i 4800 kilometrelik yeri kışlak ve yazlak, yaylak olarak verir. İşte asıl burada başlıyor bizim insanlığımız ve güzelliğimiz. Alaaddin der ki Ertuğrul'a, ama verdim ama. Şimdi bunu kim söyler? Yani bunu kim söyler? Söğüt'te Hristiyanlar yaşıyor. Bir tane dere vardı. Neden arabayla çelişkiye düştük sorduk. Normalde yol şuradan ama büyük otobüsler oradan geçemediği için farklı bir yol baktık. İnşallah şimdi oradan geçeceğiz. Dereden inşallah, köprü üstünden. Bir tane dere var. O dere Söğüt'ü ikiye ayırıyor. O tarafta Müslümanlar yaşıyor. Ertuğrul Gazi Türbesi'nin olduğu yerde Müslümanlar yaşıyor. Bu taraf Hristiyanlara ait. Alaaddin Keykubat diyor ki, ben Söğüt'ü sana verdim ama Söğüt'teki Hristiyanları sana zimmetledim. Onlar zımbidir. Burunları kanamayacak. Farkında mısınız? İnsan katliamlarının yaşandığı günlerde bir Selçuklu İmparatoru bir komutanına, bir uç beyine diyor ki, Hristiyanları sana zimmetledim. Onların burunları kanamayacak diyor. Sanırım şu an tüm dünyanın muhtaç olduğu insanlık bu cümlede gizli. Burası Hristiyan memleketi. Ertuğrul Gazi, Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman kitabında yazdığı üzere oraya alplerini çağırır. Derenin tam başına. Der ki, bak size men ediyorum, yasak ediyorum bu tarafa geçmeyi. Şu an bulunduğumuz bölgeye geçmeyi. Burası Hristiyan bölgesi. Ben geçeceğim, siz hiç geçmeyeceksiniz. Müslümanlar buraya kadar geliyor, burada duruyor, geçemiyorlar. Neden? Diyor ki Aşık Paşazade, bu tabir bana ait değil. Aşık Paşazade'ye ait bir tabir. Diyor ki, çünkü Ertuğrul'un alpleri insan yarmasıydı diyor. Her biri iri yarı. Bir de o asker kıyafet. Yok mu Ertuğrul'daki o kıyafetler? Bir de giyiniyorlardı. Çift kılıçlar falan. Korku veriyordu etrafa. Hristiyanlar korkmasın diye onların geçmelerini yasakladı. Kendi geçti. Küçücük bir arsa satın aldı parayla. Alayını buradan kazır, el koyardı. Öyle yapamaz. Çünkü zımmi bunlar. Allah katında bana emanet. Bana emanet yahu, zimmetli bu. Burunları kanamayacak. Ufacık bir arsa alır. Sırtında taş taşır. Oraya bir tane bir yer çevirir. Yuvarlak bir yer çevirir. Orada bir kilim atar. Namaz, niyaz, eğilme, kalkma, kıyam, rükû, sucud. Hiç hayatları boyunca namaz kılmayan, hiç bir kişi bile görmeyen Hristiyanlar sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı tek başına gelip o arazide böyle eğilip kalkan bir adam görüyorlar. İşte her şey diyor ki Aşık Paşazade, her şey bir Hristiyanın ya sen ne yapıyorsun burada demesiyle başladı diyor. Ertuğrul bunu bekliyordu. Sen ne yapıyorsun burada? Gel demiş. Şu abdestliğin orası işte. O sorduğu yer. O bak şu an şey geçiyor. Net yazı geçiyor. Orası. Gel demiş. Oraya oturtturmuş. Ne yaptığını, İslam'ın ne olduğunu anlatmış. Diyor ki, ilk yıl 57 kişi Müslüman oldu ama ondan sonraki 3. yıl Söğüt'te Hristiyan kalmadı. Kılıç da yapmadı bu adam. Gel otur. Evet, ilk yıl 57 kişi kayıtlı. Ama ondan sonraki 3. yılda Hristiyan kalmamış burada. Herkes Müslüman olmuş. Şimdi Selatini Cami demek padişahlar tarafından yapılan cami demek değil mi? Sultanlar tarafından yapılan cami. Biz Ertuğrul'u sultan kabul etmiyoruz. 36 padişah var diyoruz ve Osman'dan sayıyoruz.
Ama mesela Roma, ama mesela Rusya, mesela Avrupa'nın muhtelif kaynak, İtalya. Osmanlı'da 38 padişah var diyor. Ertuğrul Gazi'den başlatıyor. Yıldırım Beyazıt'tan sonra Fetret Devri var. Biz Çelebi Mehmet'ten başlatıyoruz. Avrupa araya Süleyman Şah'ı koyuyor. Süleyman Çelebi'yi koyuyor. 38 padişah. Eğer öyleyse Ertuğrul'u sayacaksak kuruluştan itibaren Osmanlı Devleti'nin ilk Selatini Camisi, yani ilk Selimiye'si, ilk Süleymaniye'si. Nasıl ama? Kayı kadar şey değil mi? Kayı kadar mütevazi, kayı kadar sade. Burası Ertuğrul'un sırtında taşıdığı taşlarla yaptığı cami. Ardından Mehmet Çelebi, Fetret'ten sonraki Mehmet Çelebi burayı düzeltir, kubbe mubbe yapar. Ama buradaki en son tamirat, ama o Marshall boyayla yapılan tamirat değil, o bu Cumhuriyet ürünü. Şu an görmüş olduğumuz camiyi buraya yapan, ya yine mi o? Her taşın altından da o çıkıyor diyeceğiniz adam. Abdülhamid eseridir. Kuyulu Mescid. Neden Kuyulu Mescid? Çünkü bir kuyu var. Kuyunun etrafında yapıyor bu şeyi. Bu binayı. Bir tane kuyu var. Kuyunun suyu kurumuş. Şimdi herkes içeri girsin. O kuyunun içine baksın. Orada bir şey bekliyor sizi. Sorusu olan var mı burayla alakalı? Yok yok, normal Hristiyanların burası tarlası. Kuyu var. Onun etrafını satmalıyor. Bu arada burası 1920 ile 22 arasında inanılmaz bir vahşete kurban gidiyor. Ertuğrul Gazi'nin türbesinde mermi izi size göstereceğiz. Burası Yunanlılara maruz kalıyor. İşgalden kurtulduktan sonra buraya Kuvayi Milliye'den oluşmuş düzenli ordu geliyor. Yunanlıların elindeki bütün gasp edilmiş Müslüman mallarını alıyor. Bu bahçeye yayıyorlar. Tellaklar Söğüt'te geziyor. Kimin malı alınmışsa gelsin. Kuyulu Mescid'e, Ertuğrul Gazi Mescidi'ne. Bu bahçede günlerce malı Yunanlılar tarafından gasp edilmiş mazlum köylülerin malları sergilendi ve bu buradan herkes kendi mallarını aldı. Burası bizim için şanlı bir yerdir. Söğüt bizim için şanlı bir yerdir ama Söğüt bizim için Allah lafzının, Muhammed lafzının kurşunlandığı yerdir. Allah'a, Muhammed'e, Ebu Bekir'e kurşun sıktılar. Soyut bir şey söylemiyorum, somut diyorum. Gidip göreceğiz. Haydi buyurun. Yani şimdi bineriz diye almadım. Terliyorum öbür türlü beni. Tam hasta havası, hastalık havası. Kalın giyiniyorsun, terliyorsun. İnce giyiniyorsun. Evet. Bahsedilen kuyu bu. Bakar mısın?
Şimdi burası. Cami kuyu dahil değil. Kuyu bahçede, dışarıda. Abdülhamit Han devrinde yapılan restorasyonda kuyu içeriye alınıyor. Şeye alınıyor. Cami içine alınıyor. Normalde kuyu dışında. Kuyu içeriye alınıyor. Şimdi bir sürü rivayet var. Ben her hafta 4 defa canlı yayın yapıyorum. Bir sürü şey söylüyorum. Hiçbir söylediğim tekzip edilmiyor. Çünkü kaynağını bulmazsam konuşmuyorum. Mutlaka bir yazılı tarihte kaynak bulmam lazım, konuşayım. O zaman da ben yalanlamıyorum. Bu kuyu hakkında bir sürü şey söyleniyor. Ben onları okumadığım için kaynaklarda size anlatmayayım. Duymuşsunuzdur mutlaka bir sürü kuyuyla alakalı rivayetler, efsaneler. Hikaye şu, abdest lazım camiye. Bir tane kuyu var, kuyunun önünden. Cami gördünüz mü? Ama kuyusuz camiye, o içini. O kadar normalde cami Ertuğrul Gazi o kadar yer alıyor, kuyu dışarıda. Fakat Abdülhamit Han devrinde yapılan restorasyonda kuyu içeriye alınıyor. Bu kadar basit. Sonra kuyu kuruyor, kayı tamgasını içeri koyuyorlar, mevzu bitiyor. Bakın damga demedim, farkında mısınız? Tamga dedim. Tamga. Efendim? O dönemden mi? Tabii tabii. Yani orijinal. Evet, orijinaldir. İki tane ok, bir tane çekili ok. Hmm. Çekilmiş. Yay bu ok. Üç tane oku gösteriyor. Ama Osmanlı üç ok değil. Boz oktur. Osmanlı Oğuzların boz ok kolundan geliyor. Ben Oğuzların üç ok kolundan geliyorum. Kıskanmışlar bizi. Normalde üç ok biziz, onlar değil. Üç ok burada var. İki tane ok, bir tane çekilmiş ok. Oğuz Han'ın şeyidir bu. Tamga bulun kendinize. Alamet bulun. Yani soy ismi gibi. Her aşiretin bir işareti vardır. Kayıların da işareti budur. Ama adı damga değildir, tamgadır. Tamga. Tamga. Teşekkürler. Haydi buyurun gidelim.